Yandım. Ses her şey. Abi bir yandım. Yerden, bir yerden sonra ses ben her şey. Ben şimdi sete gittim mi yandım ya. Bir abimiz var aramızda. Ben bugün onu buraya çıkartmayı çok istedim. Yani daha doğrusu seyircilerin arasında şu anda. Yılbaşı günü El Cezire televizyonu İstanbul'da bir röportaj yaptı sokakta bir abimizle. Abimiz kağıt topluyor dışarıda. Ve kağıt toplarken ona sordular yeni yıldan dileklerin ne, yeni yıl nasıldır, nasıl geçiyor yeni yılın diye. Önce bir o röportajı izleyelim çünkü o röportajın içinde çok böyle hassas konular var. Bir izleyelim sonra devam edelim abimizle. Bugün yılın son günü ama sizin için ne ifade ediyor? Bugün benim doğum günüm. İnşallah ebeyi doldururum. İnşallah herkesin günü güzel geçer. Güzel eğlenirler. Ne bileyim herkes gönlünce yaşar. Ne bileyim ben. Herkes huzurla yaşar. Nasıl bir doğum günü planladınız kendiniz için? Eğer arkadaş çuvalı doldurursam bugün benim doğum günüm. O çuval kaç kilo kağıt oluyor? 250-260. Ama ben o kadar dolduramıyorum. Ya 120. Dün 135 topladım. Bugün bakacağım. Bugün kar var. Dün yoktu. Bugün bakacağım artık. 2016'da ne bekliyorsunuz? Vallahi gene kağıt toplayacağım. Karaköy'de. Eminönü'nde, Sirkeci'de. İşte bizim şeyimiz bu. Beklentimiz bu. 2015 nasıl geçti peki? 2015 gene aynı. Hep kağıt topladık. Şişe topladık. Kutu topladık. Hep böyle geçti. Ama inşallah bizim gibi yaşamayan insanlara daha güzel geçer, mutluluklu geçer, huzurlu geçer. Mehmet Kadir Karamanlı. Mehmet abi iyi geceler. İyi geceler. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Mutlu musun şu anda, keyfin yerinde mi yoksa bu kalabalıktan biraz... Ne güzel eğleniyorduk, niye sıra bana geldi ki? Mehmet abi kaç senedir kağıt topluyorsun? 1,5-2 sene. Mikrofona. 1,5-2 sene. 1,5-2 senedir. Şu anda bir kafede, Karaköy'de bir kafede kalıyorsun. Onun da ismini unuttum vallahi şimdi. O tamam, önemli değil. Hem bulaşıkları yıkıyorsun hem de kafede yatıyorsun adım kadarıyla. Orada ikram ediyorsun. Evet. Yılbaşı için doğum günün müydü o gün? Hiç en son ne zaman kutladın doğum gününü? 15 sene geçmiştir. Bayağı oldu diyorsun yani. Evet. Bu kadar aslında bütün gün kağıt topluyorsun, bütün gün yorgunluk, gerçekten de yani çileli bir iş yapıyorsun. Allah kolaylık versin. Herkesin bir işi var. Evet. Ama bütün bunların üzerine sana sorulduğunda da yeni yıldan ne bekliyorsun diye ben kağıt toplamaya devam edeceğim ama... Bari başkaları mutlu olsun, güzellikler yaşasınlar, yeni yılda daha iyi yaşasın diye de harika bir mesaj verdin yani. Herkes gönlünce yaşasın. Ailen var mı? Var, kız kardeşim var bir tane Adana'da. Adana'da. Ne var hayalinde? Ne yapmak istiyorsun ileride? Yani bu kağıt işi devam mı edecek? Bunu meslek olarak yapıyorsun ama daha sonra başka bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Yok. Bir böyle bir sormuşlar sana da herhalde bir barakam olsun, bir balıkçının yanında çalışayım. Öyle bir... Hevesim var ama yani bilmiyorum. Ay kaç yaşındasın? Ben 49. Evet. Kaç? 49. 49 yaşındasın. Ama El Cezire 59 yazmış. Tamam, bir 10 yaş attırmışlar. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Bugün senin gibi birilerinin olduğundan herkesin haberi olsun diye de biraz burada seni ağırlamak istedik. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca Mehmet abiye teklif edilen kıyafet ve para yardımlarını kibarca kendisi reddediyor. Çalışıp çorba parası kazandığını, kendisinden daha kötü durumda olan insanlar olduğunu, onlara yardım etmeleri gerektiğini, kendilerine yardım edilmemesi gerektiğini. Çıkışta zaten beraberiz, oturacağız. Benim seninle bir sohbetim olacak çıkışta. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. İşte o unuttuğumuz hassasiyetleri biraz anlatmak için sen vardın. Biraz önce hanımefendi söyledi, şimdi sen varsın.
Bunları da atlamamak lazım. Bir kocaman alkış daha o büyük yüreğine alalım. O alkışı da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.